Selamun aleyküm değerli takipçilerim. Hepsi hocanız hoş geldiniz. Kanalıma sefalar getirdiniz canlarım. Nasılsınız? İyi misiniz? Ben iyiyim çok şükür Rabbime. İşten çıktım canlar. Sizlerle burada kameramı açmak istedim. Gelirken de bakkala uğradım. Türk bakkalına. Bir tek bir kilo et alacaktım burada. Gene öldü. Neredeyse 100 euroya yakın. Ha, bu kadarcık poşet. Bilmem kaç lira. Hep de ıvır zıvır canlar. Dünkü videoma güzel yorumlarınız geldi. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Çok sormuşlar o gözleme yaptığım saçı. Özelden de sordular bana Instagram'dan canlarım. Onu ben alaylı videolarımda da söylediydim hatta. Gösterdiydim onu. Çok sormuşsunuz. Çok beğenmişsiniz. Ben de sevdim. Ama işte gözlemeyi ağır pişiriyor canlar. Onu söyledim videoda da. Aldi'den aldıydım onu ben. Ama 2 ay var yani. Belki de 2,5 ay var. Şimdi var mı durur da bilmiyorum. O yılbaşına yakın geliyor öyle malzemeler Aldi'ye Lidl'e. Onu o zaman aldıydım ben. 15 euroya aldıydım galiba. 12,99 muydu? Yani 10 euro ile 15 euro arası. Öyle aldıydım onu. İşe yarar yani. Has. Sevdim. Onu da buradan söyleyeyim canlar. Bugün hava burada çok güzel. Kar eridi, yağmur da yok, o da kesti. Benim bugün canlar bu tarafımı hiç dönemiyorum. Boynum tutulmuş tamamen. O da başıma örtüyor. Vicks vardı. Vicks bir de şeyi çok severim ben. Çok keskin kokuyor ama ne yapayım, razı gelirim. Bengay var ya Türkiye'de, Bengay. Onu çok severim, kullanırım ondan ben. Azgalli dibinde gittim mi Türkiye'ye gene alacağım. Havram duruyor taş gibi. Bir de acıyı yani. Sanki burada bir damarım kilitlendi gibi. Geçecek inşallah. Değil mi? Ne yapalım? Hiç yemeğim yok canlar. Dediğim gibi bir tek et almaya geldim. Dedim bile haşlama yapayım. Azıcık da yanına makarna mı haşlarım? Bilmiyorum ki haşlama yerden yemiyor çünkü. Bir şey daha yapacağım yani. Mantı aldım. Bir sofra aradım. Ey Allah, sofra alacağım yeri Malik abi Nuray. Şey, yolu şaşırdım. Şaşırmadım. Gittim oraya Halici çektiydim ya. Onun bitişi odur. Yol kapalı. Oraya dönen yol kapalı. Ben de gel döndüm Erdoğan'ın döndüğü yoldan. Kayboldum. Almanya'da resmen kayboldum yani. Bu kadar yıllar sonra. O yolu da döndürü oraya. Kaybolma değil aslında da. O yolu döndürü oraya geçemedim bir tarafa. Dedim bırak. Boş ver Filiz. Bıraktım. Geçmedim bu tarafa. Bir sofra lazım bayağı. Çok zamandır arayırım. Ha, burada şimdi bakkallara baktım. Dedi abla burada vardı ama şu anda satmayırık dedi. Olacak tahta. Vernikli sofralar. Ha, bu yeni yetme sofraların üstünde hamur kayar. Ben sevmiyorum bunları işte. Ben Türkiye'de yaptırdım. Evimde var. Bacaklı bir dene ama çok büyük yapmış onu yükseler. Bu buraya gelir de gelmez yani gerek yok. Bana orta boy bir tahta sofra lazım acil. Çünkü bir şeyler yapacağım canlar hamur işi bir şeyler. Onlar da mutfakta zor oluyor orada ya. Dağıtıyor her taraf un oluyor. Bir sofra bezi de oturma odasında otursam hem sıcak. Oturma odası. Orada oturu da yapsam daha güzel olur. Yarına da Allah nasip ederse benim şefim diyeyim size benim doğum günümü yani yapmadık ama arkadaşlar biliyorsunuz çiçek bir şeyler aldıydılar bana. O da dedi ki Filizciğim cuma günü dedi erken gel birazcık dedi bir kahve içelim bir şeyler yiyelim ben de yapayım dedi sağ olsun çok teşekkür ederim hepsi sucuğuna olsun dedim oraya da bir şeyler hazırlayacağım inşallah onların malzemelerini de aldım beraber dedi otururuz yeriz bir zaman geçiririz dedi çok memnun kaldım hepsinden vallahi Allah razı olsun dediğim gibi iyi insanlardan İş arkadaşları canlar çalıştığınız kişiler gerçekten çok önemli. Uyumak, uyum sağlamak. Ne bileyim. Çok çok iyi. Hep iyi olsun herkes. Kötüleri de Rabbime bırakırım. Allah ne yaşattırdıysa onu yaşamalarını bekliyorum. Rabbime havale ettim ben herkesi. Öyle. Evimi topladım canlarım. Bugün bir tek ne yapacağım biliyor musunuz? Bu videomu ekleyebilirim onu. Eve gidecek açım sizlen bile ya.
Bir haşlama koyayım üstüne. Allah nasip ederse. Çamaşırlarım var. Onları katladım. Tek beyazlarım kaldı. Onları da attım makineye. Şey yapacağım. O bitirdiğim çemberleri ütüleyeceğim. Başka bir tane başladım. Ama bu ara şey yapmadım. 2 gündür hiç elime almadım. Öyle canlar işte. Annem babamı sorarsınız canlarım. Özelden yorumlardan. Annem babam bu ara iyi. Fena değil. Hastaneden yeni çıktı ya. O şimdi birkaç gün öyle gidiyor. O serumların, ilaçların etkisi iyi oluyor. Ondan sonra tekrar düşüyor yine yani. Bu dönem böyle. Ama annem bayağı rahatsız. Yatıyor yani. Annem de rahatsız. Biliyorsunuz zaten. Demeye de her zaman gerek yok ama sizler sorarsınız. Ben de cevap veririm size. Öyle. Bakarım başka YouTuber'lara şey değiller canlarım. Yani bildikleri konuyu dile getirirler. Ben de bir iki kanal izledim akşam. YouTube paramı kesti. Sizler de biliyorsunuz. Çünkü benim çoğu takipçim bunları da izliyor. YouTube paramı kesti. YouTube Ocak, Şubat'ta paranın yarısını kesiyor zaten. Mesela ben 500 euro misal alıysam ayda YouTube'dan, YouTube'un parası bu arada belli değil. Hani her ay aynı para alınmıyor canlarım. İki tane video yükleyenler iki katı parasını alıyor. Bir tane yükleyenler bir tane parasını alıyor ama bu ay alıyorsun mesela 100 lira. Diğer ay alıyorsun 500 euro. Örnek veriyorum size. Çünkü izlenmelere bağlı. Ne kadar çok izlenirsen o kadar paran çıkar. Ne kadar az izlenirsen o kadar paran düşüyor. Ocak, Şubat'ta da YouTube parayı canlar Amerika'dan bizim aylığımız yattığı için Ocak'ta, Şubat'ta paranın yarısından çoğunu kesiyor. Yani videoların parasını kesiyor. Aylık olarak kesmiyor. Bunu da bütün YouTuber'lar biliyor. Kim bilmez biliyor musunuz? Böyle 3-4 ay oldu para kazanmaya açılalı kanalı olan kanallar bilmez. Yani öyle bir şeyle karşılaşmadıkları için onu bilmezler. Ama geri kalan bizler 4-5 yıl oluyor kanal açalı. Onu bilmeme gibi bir şansları yok ama tabii ki öyle olduğu için ona da ekstra bir video çekilir. Hani o da onlara şey oluyor. Yani bir video fazla oluyor yani anladınız mı? Biliyle yani her seneki olan hiç değişmiyor çünkü bu. Yani bakarım yorumlarda sizler de sorarsınız niye diye. Ama onlar bilirler. Sizi kandırırlar. Bildikleri şeyleri bir daha ekstra video çekerek başlık yazarak izlendirirler işte. İzlendirmeye çalışırlar. Yani yapacak bir şey yok. Böyle. Demek ki bu YouTube böyle. Bizim gibi düzgün olanlar dalavera çevirmeyenler beğenileri demek ki 500-600'ü geçemeyeceğinler. Bu YouTube böyle. Bu YouTube'da tavuşuk olacaksın. O da bize göre değil. Biz sizlerle beraber güzel güzel yolumuza devam edelim. Hamurumuzdan yoğrulu gidiyoruz. Çok şükür Allah'ıma. Şimdi canlarım eve gidelim. Evden de size yine açılışımı yapayım. Bakalım çemberlerimizi ütüleriz. Başka bir şey mi yaparız? Yemek mi eteriz? Evde o zaman görüşürüz. Öpüyorum sizleri. Videomun devamını bekliyorum. Canlarım ben eve gidemedim. Gittim de geri çıktım. Erdoğan beni almaya geldi. Vallahi eti haşladım, haşlamaklık eti. Altını kapattım. Gene gidiyorum. Buranın kağıt kürüğü bitmiyor biliyorsunuz. Bir kağıt işimiz var canlar. Oraya gidiyoruz. Erdoğan'ın daha haberi yok ama oradan onu sofra almaya getireceğim. Sürpriz yaptım. Sürpriz. Herkese selam olsun. İşten çıktım. Dedim bunun son günü yarın. Yok. Yarın. Yarın mıydı? Yarın. Her zamanki Erdoğan gene yok itiraz ediyor. Yazıyor ya buraya tarihte. Ben şey pazartesi biliyorum. Yarın son günü. Yarın da gidemem ben. Saatlerimle oranın saati uymuyor canlarım. Dedim bugün halledelim mi? Zaten 10 dakikalık iş var orada. Hallolmayacak da. Bunlar diretsin de bakalım ne olacak. İşte biz daha böyle bir gidelim canlar gelelim. Gelirken de sofra alacağız. Varsa değil mi Erdoğan? Evet.
Nereden varacağız? Yine gideceğim Malik abi. Nereye gidiyorsun? Yok orada. Var abi yok işte. He. Alacağım onu o zaman. Onu mu alacağım? Bir yeni. He. Sen çok sevdin ya beni. İyi tamam, bana başka ayak takar. Başka ayak mı? He. Dedi ya evde kıpırdamaz diye. Haa. Olmazsa diyorum. Ha buraya geçsene Erdoğan. Oradan götürür mü kapalı? Dur. Hala açılmadım. Şey. Gördüydüm burada bir tane sofra. 40 küsür liraydı o da. 40 küsür euro. Onu koymaya yerim yok ama Erdoğan dedi ki ben onu balkona takmaya yer yaparım. Sonra annemle konuştum, kayınvalidemle böyle böyle diye lafı geçti. Bir iki gün önce. Dedi ki Erdoğan yapar onu dedi. Koyar onu balkona dedi. Sen alırsan al. Baktım demek ki olurmuş. Daha yüreğim rahat etti yani. Bir büyükten donayı alınca dedim alayım o zaman. Düşünün evde sofrayı koyma yeri yok. Abla bir şeyin arkasına sürsem bunu ama çok büyük. Bunu da bir tane hamur açsam Erdoğan olur bir tepsin. Aynen öyle. Ya alayım onu o zaman. Aynen. Çok beğendin mi sen de? Sen beğenmedin. Ama Allah nasip ederse izinde bir tane tahta sofra yaptıracağım ama başka bir yerde. Aslında birisi halde YouTube'da gördüm tam benim istediğim gibi. O benim istediğim tahta sofra. Onu da buraya getireceğim ama. Bu benim yaptırdığım benim gönlüme göre olmadı. Neyse. Haddevi değil işte bakacağım. O Erdoğan boynuma tutunmuştu. O daha fena oldu. Allah. Bu sefer abrama geldi. Yarın sabah git doktora. Yok ya yedim ilaç açtım. İğne vursun. Kaslar şey olsun diye. Yumuşasın diye. Abi tav tarafıma bak dönüyorum. Ama bu tarafıma dönemiyorum. Çok hastalık var bu sene canlar. Allah'ım herkese yardım etsin. Vallahi çok hastalık var. Ya biraz önce şey... radyodan dinledim. Çok büyük şey hastalık var. Gençlerle... Çocuklarda. Evet. Yani çocuklarla gençler bir de yaşlılarda. Alman kanalı bile diyor ki değerli takipçilerim eskiden diye mesela önceki yıllarda değil büyüklerden çocuklara hastalık geçerdi değil. Şimdi o da tersine döndü. Dönmesi dolayı şaşırmıyorum ben ha olanları. Vallahi daha hiç etkilemiyor beni. Şimdi de küçüklerden büyüklere geçik. Hep değişik değişik hastalıklar. Ya zaten değil ya dermişler de Peygamber Efendimiz'in zamanında hiç bilinmeyen, tanınmayan hastalıklar gelecek diye. Acı onlardan mı geliyor? Ne bileyim ben. Bilinen hastalıklar. Her türlü şeyleri katıyorlar, şey yapaylar gıdaların içine. Her türlü şeyleri karıştırıyorlar. Olmayacak şeylerle şişe yapıyorlar veya bir şeyler yapıyorlar. Biz de bunları kullanıyoruz. Ne oluyor? Vücudumuz, bünyemiz zayıflıyor. Her türlü şeye şey kalıyoruz. Eskiden plastik şişe mi vardı? Bak hayırım orada şimdi bugün alışverişe gittim. Envai çeşit yiyecek var canlarım. Bir insana bu kadar çok midemiz var da. Bu kadar şey yanı da biter mi? Şaşırıyorum. Eskiden anları nerede göreceğim? Nereden bulacaksın? Öyle bir şey yoktu ki. Varsa da biz bunu da benim bunu da alamazdık. Aklımızda kesmezdi herhalde. Bizim meyvemiz neydi? Mandalina, portakal, elma. Üç tane biriduk meyve mesela. Başka? Ha burası, bak ayrı mavi reyonları. Ha bura bir yerden geliyor yerden meyveler. Ondan nereden geliyor? Tropikal, tropikal. Bu bölüm tropikal. Bu bölüm buzluktan çıkan. Bu bölüm taze. Ama ha burada yaya geçidi değil. Aban kurban. Haydi biz de gidelim. Bizim ağaçımızda ne varsa uydu. Şimdi tarladan tarladakini yerdik. Sığırın meyvesini yerdik. Normal meyve bahçemizden yerdik. Şimdi ha şimdi kışın çilek yiyoruz. Nasıl yiyoruz bu çilekleri? Bir dünya hormon var içlerinde. İyi de doyurmayasın karnını ama alıyorsun yani. Yani o hormonları heves ettiği insan. İşte o hormonları şeyleri zamansız meyveleri yiyoruz. O zamansız meyvelerde ne yapıyor bünyemizi? Çürütüyor. Aynen öyle. Çünkü bir dünya
hormon şeyler var. Çürüdük zaten. Ne geldi? Çürüdük. Her şeyini zaman zaman da yiyeceksin. Zaten çürüdük. Herkes hastasını kimi tekerlekli sandalyede gezdiriyor. Kimi arkasına ağlıyor. Allah'ım bugün de o kadar büyük dilenci gördüm. Bu Almanya'da bu kadar dilenciye nasıl izin veriyor ben anlamıyorum. Dün bir de pazartesi miydi? Artık kalmadı. Radyoda haberde şey diyor ki şu anda Almanya'da 500 bin insan şeysiz, evsiz. Çok kişi var, çok. Dün Neto'ya gittim, abla etti abi kız abla. Var 18 yaşında var etti abla. Benim için bir uyurum var mı? Dedim senin için bir uyurum yok, kusura bakma gidi çalışacaksın. Olsan bir özel birisi olsa çalışamayacak durumda canım iyi. Aynen öyle. Yüzü gözü hep boya duruyor. Ben bak makyaj malzemelerimi kavuşturup süremiyorum. Geçenlerde alışverişe gittiydim. Kapının önünde birisi duruyor. Dedi ki alabilir misin bana? Bebeğime bez. Hı. Neyse girdim içeri. Dedim alayım mı almayayım mı diye. Düşündüm içeride. Bebeğine alsa. Neyse alayım dedim. Gittim kadına sorma. O ara birisi getirdi. Verdi ona bezi. Kasa kağıdını istiyor ondan. Niye? Satacak onu belki de. Kasa kağıdını ne yapacaksın dedi. Sen bez istemedin mi çocuğundan? Aman. Evet de ama kasa kağıdını da ver bana. Kasa kağıdını da alacak. Satacak bezi yok. Geri bezi verip parasını alacak. He. Ana ben de derim keşke uşak yalsaydı ya, yok bu kadar cinli, benim aklım çalışmıyor. Hadi canlarım biz işimizi halledelim, sofrayı alırken görüşürüz inşallah. Canlar sofra bunlar. Bakın şu var, bunlar da uzun. Bir daha bu var, ben bunu alacağım. Bu çok küçük, bunu Erdoğan istemiyor. Bu da çok büyük. Azı da alır, çoğu da değil. Bu da 36.50. 36 euro. Bacakları da böyle. Bacaklarını çok beğenmedim ama başka yok. Mecbur bunu alacağım canlarım. Bir de bu var. Bunda da hamur kayayı. Küçük bunu alma Erdoğan. Evet. Bunu. Evet. Öyle işte. Abi maden sularından alalım biraz. Türkiye'deki de gir. Bir daha heves ettim. Sanki içeceğimden değil de işte. 6 tanesi 3.50, 24 tanesi 11 euroymuş. Buradaki şeyleri ben çok beğeniyorum. Bakın canlar. Buradan yufka çubukları aldım geçen. Şundan aldım. Demlükler, kuymak tavaları, kuymak tavaları 20 euro, termoslar, tencereler, şunlar da güzelcik baksana, 37 euroymuş şu tek, 60 euro da takım, her şey var, her şey, saçlar. Bakın şunu da seviyorum. Ha bunda acayip şey oluyor bahçede. Saç kavurma. Yazı görürsek inşallah hayırlısından bir şeyler yapacak. Dur bakalım. Eski zaman iyi gidi bizim fırınımızda. Ama bak abi tek bir tane. Ne kadar tatlı. Hamur yoğurma kapları. Vallahi. Ha bunları hiç sevmiyorum. Çok çiçekli. Şu güzel bak. Şu fena değil. Şu. Ha buncuk da 7.99. Emai. Şunlar da çok güzel. 50 euro. Bu 85 euro canlara. Bana bakın.
güzel. Bakıra mı? Açamıyorum. Tek elimle. Bak bakır. 65 euro. Öyle işte. Abla da çekeyim size. Ben fırınımı da, davul fırınım var ya benim, bakın. Onu da buradan almıştım. Haydi gidelim şimdi. Ha, bu bardak da güzel bak. Yürü karını. Ne kadarmış? 4.50, 6 tane. Yürü karını. Şu da güzel. Çay kaşıkları, bir şeyler, kaşıklar, bıçaklar, canlarım. Burası nerede? Halı bankı biliyor musunuz? Halı bank. Ben geçen halımı aldım ya, yan tarafı işte. Halı bankın hemen bitişi. Baharatlar, her şey. Toptancı burası canlar ama tek tek de işte alabilirsiniz. Ben buraya çok gelirim. Bakın, yok yok. Cam fıstığı 20 euro. 25 euro, 25 euro. He? Geliyorum. Evet canlarım. Bakın ben ne aldım. Kısmetse yaza hazırlık var benim ama bunu heves ettim. Pazı tohumu. Bu da mısır tohumu. Mısırlarım hep bozuk çıkıyor 2 senede. Ha böyle dişli olmayabilir. Aslında mısır tohumum var da değiştirmek için aldım. Bu sene çok hevesliğim var bahçeyi yapma. Vallahi. Erkenden yapacağım ama Allah nasip ederse. Hangi erkenden ara yapacağız onları da, onu da düşünüyorum. Vallahi arabamı alacağım Allah nasip ederse. Aycuk aycuk yapacağım. Başıma vuran yok ya. İşe gidip geliyorsun ya. Olsun. Yemek yapacağım burada. Yufka açacağım burada. Rutubetlendim evde vallahi. Evde rutubet var. Evde duruyor sanki. Evet. Keşke 12 ayın 2 aya kış olsa 10 aya sıcak olsun. Canlar, soframı da aldım. Bakın. Artık hamur işlerimiz oturma odamızda, oturduğumuz yerde olacak inşallah. Ne malum, belki sizlerden sipariş alırım Ramazan'a kuru yufka. Olabilir, olamaz mı? Olur bence. Bakın. Koskocaman oturma odası masamdan daha büyük. Bu var ya, bu Erdoğan Bey, bunun yüzünden. Ben onu balkonda bir yer yaparım. İşim bittiğinde asarsın. Kapatır mısın camı? Ses geliyor. Ben bunu açayım. Bunu doldu da açayım dedim canım. Ha, böyle şeyi de aldık. Ama göremiyorsunuz. Soğuk, içecek bir şeyler işte. Bunları oradan almadım ama. Bunları Bauhaus'tan. Değil mi? Bauhaus. Evet. Bauhaus'a gittik. Dedik orada da yuvarlak var mı diye. Vardı. Var. Ama 65 euroydu canlar. Bir de bacaklarını da çöpe atmamız lazım onun. Çünkü o yüksek oluyor. Böyle boyum kadar oluyor. O normal masa oluyor yani. O yüzden onu bıraktık. Geçtik bu tarafa. Bunu zaten geçen Erdoğan gördü. Çok beğendiydi. Kısmet işte. Ne yapalım? O zaman hamur toplarımızı büyük yapacağız. Bir tane açacak, bir tepsi olacak. Evet. Olacak abone, buradaki müstakil evlerin yanlarında bahçe evi oluyor ya. Oraya ben yaparım, aynı ev gibi olsa. Ama kısmet olmadı, kısmet etmedi gönlümüzdekine Allah. Burada müstakil bir ev almayı. Bundan sonrasını da artık bilemiyorum. Bundan sonra hevesim yok daha zaten. Bundan sonraki hevesim kendi durduğum daireyi güzel yaptırıp, şimdi Bauhaus'tan kabı baktım, çok beğendim bunları. 100 kaç liraydı? 105 euro. 105 euro bir kapı. Onun güzelliğine göre de iyi, Bauhaus'un malı da güzeldir. Lazım var işte 6-7 tane. Banyoma da Erdoğan haberi bile yok. Ben bir kişi konuştum. O da ya bu akşam ya yarın akşam gelip bakacak banyoyu. Türk birisi. Arkadaşım Nurhan verdi bana numarasını. Onu da aradım.
Dedi abla ben sana geri dönelim. Uşak Kastamonu'luyum abla dedi. Gel dedi her tesisatçısı var ama dedim. Gel bak dedim ablası. Kaç lira yapabilir misin diye. Gel dedim bir bak dedim. Ben senin yaptığın resimlerden de göreceğim başka yok dedim. Senin bitirip yaptığın resimleri dedim göreceğim. Çünkü burada canlar bu tarz işleri yapanlarda hep sıkıntı çıkıyor. Bir de dedim bak dedim ona eğer olursa fiyatta da anlaşabilirsek işin benim eşim beğenirse eşimle konuşacağım dedim. Benim eşim rahatsız kolundan dedim o yapamay dedim. Aslında o da yapabilir orayı ama çok rahatsız yapamay. O yüzden dedim seni dedim arkadaşım önerdi bana memnun kalmış dedim. Fiyatında da dedim anlaşabilirsek hep beraber eşim dedim sen biz işte yapımız. Bugün dedim gel de dedim 10 gün sonra gelmemezlik etmeyeceksin. Çünkü dedim ben mutfağımı yaptırırken yerlerini çok büyük biliyorsunuz eski videolarıma bakın da bakın canlar çok büyük oyun oynadılar bizler ustalar. Resmen oyun oynadılar bizler. Olsun sonuçta güzel oldu ama keşke böyle talevralık olmasa. Bak dedim dedi ki abla benim Murat dedi tesisatçısı usi busi dedi toplam anca 10 günümü alır dedi bana. Gelsin bir gözünden görsün. Her şeyin dedim yeri değişecek dedim. Küvet atılacak, duş kabin yapılacak. Lavabonun yeri değişecek dedim. Klozetin yeri değişecek dedim. Bunların tesisatları da değişecek. Dedi ki hep var. Belki de dedi su tesisatçısını da alıp gelirim dedi. O da müsaitse o da bir görmesi lazım dedi. Dedim ama bak bugün geleceksin. Yarın araya başka işçi sıkıştıracaksın. Benden dedim sakın oynama dedim. Düzgün gibi yapacaksın. Yap al paracığını. Hakkını helalinden al. Ama bugün beni ele aldıktan sonra başka bir iş daha alırsa bunlar ne yapar biliyor musunuz canlar? Çoğu. Şimdi benimle anlaşayım mı diyelim. Benimle anlaşayım bana gelip bir gün kıray mutfağı diyelim gelip kıray. Ondan sonra yarına gelecek değil mi? Gelmiyor. Yarına gelmiyor. Yarına gidip bununla anlaşayım. Bunun evi hepsini eline alıyor yani. Ama bunu ne yapay? Bunu Alman firmaları yapmay. Anladınız mı demek istediğimi? Firma yapmaya bunu. Eğer firmaya verirsen firma daha değişik yapay ama firmanın da çoğu malzemeli çalışıyor. Ben de kendim beğenmek isterim. Tanımayarak da kimseyi. Kimseye de güvenilmeyeceğinleri biliyorsunuz. Neyse çok konuştum daha gene. Gidelim eve. Karanlıklar ben daha yemek yapmadım. Eve gidin. Bugün hiç bir şey olmaz benden. Bugün abla hep yaptıklarımı aldım. Ne edeyim çıkamıyorum dışarı. Mecbur çıktım aldım onları canlar. İşe kaçta gideceğim? Bugün mü gitmiyorum mu bugün? Perşembe. Ha. Onun için dedim sana da yarın erken gideceğim. Ha. Ondan bugün halletmek istedim de aşağıda. O yüzden canlar işte ben de video çekiyorum görüyorsunuz canlar bana sofra şarttı. Lazım yani. Eskiden ben bu yer soframı vardı, onu da yiyorduk. Ama şimdi o akıllı orta masamı aldıktan sonra geçen sordum benim aldığım masaya 800 euro olmuşlar. Ama değer yani. Vallahi değer ona. Ya Elvan gene açtı camı. Sana lazım oraya ya. Lazım, bana lazım. Ben zaten lazım olmayan bir şey almayırım. Hani alayım da dursun, hoşuma gitti yapmayırım. İnşallah güle güle kullanırım. İyidir inşallah. Neyse kendinize çok iyi bakın. Abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. Sizlere çok ama çok teşekkür ederim. Eğer sorarsanız da şimdiden diyeyim size Filiz nereden aldınız? Az önce de söyledim. Halıbank'ın yanında. Hemen kenarı bitişi oradan alabilirsiniz. O küçüklerden de var. Dikdörtgen olanlar da var. Benim işime bu geldi canlarım. Bu ne aldım? Daha büyük hamur açmak için. Ben de almadım derim size. Erdoğan bunu beğendi. Ben de kırmak istemedim. Vardır bir bildiği sevgili eşcağızımın. Bir sonraki videomda inşallah görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.